Sayın Bakanım, değerli konuklar, 28 Ocak benim. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Bakanım, programı arz ediyorum. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun çok değerli başkanı ve üyeleri, çok değerli Danıştay önceki başkanımız, Kamu Etik Kurulu Başkanımız, değerli bakan yardımcısı arkadaşlarım. Özellikle insanımızın onurunu, yine mahrem alanını ve kişisel verilerini teminat altına almak da en temel görevlerden biridir. Kabul etmek gerekir ki bilginin artık silaha dönüştüğü, teknolojinin artık her geçen gün daha da geliştiği bir çağda yaşıyoruz. Veri günümüzde en değerli madene dönüşmüş durumda. Veri madenciliği, büyük veri, yapay zeka gibi kavramlar artık günlük hayatımızda çok önemli yer tutmakta. Bugün de yine oturumlardan birisi bu çerçevede masaya yatırılacak. Bu noktada internet özel hayata dair ifşaatın, mahremiyet ihlallerinin ve itibar suikastlerinin bir faaliyet alanına dönüşmemelidir. Geçmişte FETÖ'nün istihbarat ve veri madenciliğine verdiği özel önemi hepimiz biliyoruz. Ve bu çerçevede delil üreterek, tezgahlarla, oluşturulan kumpaslarla nasıl insanların kişisel haklarını ihlal ettikleri, nasıl mahremiyet haklarını ihlal ettiklerini hepimiz gördük, yaşadık. Usulsüz dinlemeler, kişilerin mahrem görüntüleri, özel bilgilerin ifşa edilmesi, verilerin hukuk dışı yollarla ele geçirilmesi gibi tüm hukuk dışı bu fiilleri hep beraber yaşadık. Ve hukuk devletinde esas itibariyle haysiyet cellatlığı olmaz, itibar suikasti olmaz. Hukuk buna asla izin vermez, veremez, vermemelidir. Bu anlamda dijital kumpaslarla insanların hayatını tarumar eden, insanlara kumpas kuran bu anlayış, bu FETÖ'cü zihniyetin de asla ama asla unutulmaması gereken bir mücadele alanı olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Ve bu anlayışın, bu FETÖ'vari anlayış ve uygulamaların da hiçbir zaman, hiçbir surette ve hiçbir kimse tarafından gerçekleşmemesi yönünde de teyakkuzu ve bu konuda da hukukun gerekli tedbirleri alması da en esaslı görevlerden biridir. Dolayısıyla geçmişte oldu efendim, şimdi de olsa ne olur diye asla bir şey kimsenin aklından geçemez. Hukuk buna asla ama asla izin veremez. Geçmişte bunun acı örneklerinde ülke olarak hep birlikte yaşadık. Çok değerli katılımcılar, kişisel verileri koruma çerçevesinde önemli hususlardan biri de mağdur haklarının temel unsurlarından biri mahremiyet hakkıdır. Mağdurun ifşa edilmeme, özel hayatının korunması hakkı da hiçbir surette elinden alınmamalıdır. Mağdurun uğramış olduğu bir zarar sebebiyle zaten mağduriyeti varken adeta bu kişi ifşa edilerek çeşitli mecralarda ya da farklı yerlerde boy boy resimleri, bilgileri, yer, mahal bilgileri verilerek bu kişilerin ayrıca mağdur edilmesine de hiç kimsenin izin vermemesi lazım. Bu konuda da yine savunma hakkının da önemli bir parçası olduğunu ayrıca ifade etmemiz gerekir. Sanığın işlediği iddia edilen suç neyse o suçtan yargılanmalıdır. Onun ötesinde yargılamanın konusu neyse onunla yargılanır. Adalet önünde yargılanan davranış dosya kapsamında suçu oluşturan davranıştır. İşte bu hassasiyetle geçtiğimiz 4. yargı paketinde kanunlaştırdığımız ve insan hakları eylem planında yer alan bir hedefimizden bahsetmek isterim. Bu çerçevede örneğin iddianamelerde özel ve mahrem hususlarla ilgili özel hayat konularına girilmesi yasaklanmıştır. Biz bunu yasakladık 4. yargı paketiyle. Olay ne olursa olsun, ilgilisi kim olursa olsun, kimsenin özel hayatının bu anlamda ifşa edilmesine asla ama asla kimse müsaade etmez. Hukuk da bunu kabul etmez. Geçmişte bunu FETÖ yapıyordu. Soruşturmaları adeta dosyaları şüphelinin günlüğü gibi tutuyordu. Suçla ilgisi olmayan bütün konular
iddianame bahanesiyle ortalığa saçılıyor. Konuyla ilgisi yok ama kişinin kendi ailesiyle yaptığı bütün görüşmeleri bile tapelere koyup oradan basına servis ederek kişinin suçla ilgisi olmayan vakaların, konuşmaların, kişisel verilerin ifşa edilmesi, tüm toplumun önüne serilmesi asla kabul edilemez. Ve bunun kötü örneklerini yaşadık. Ve o kişi belki yarın mahkeme sonunda aklanacak ama bu veriler orada durdukça ve konuyla da ilgisi olmayan çocuğuyla, eşiyle yapmış olduğu görüşmeler, işte ben dinleme kararı vardı, bunu da aldım oraya koydum, ne yapayım? Biz dedik ki FETÖ'yle mücadele FETÖ'nün zihniyetiyle de mücadeledir. Bunlara asla ama asla hiçbir zaman müsaade etmemek üzere bunun kanuni bir dayanağı olsun dedik. Eylem planında bunu koyduk ve son dördüncü yargı paketinde bu kanunlaştı. Ne geldi? Arkadaş, iddianame mi hazırlıyorsun? Bu iddianameyle suçla ilgisi olmayan özel hayata ilişkin konuları iddianamede yer veremez. Bu uygulamaya kanuni anlamda son verdik. Bu düzenleme bu çerçevede çıktı. Bu konudaki ahlaki tutumumuzu kanuni bir metne dönüştürerek bir netice elde ettik. Yine iletişim kayıtları eskiden sadece savcının takipsizlik kararı üzerine yok ediliyordu. Bunu beraat kararları içinde getirmiş olduk. Vatandaş beraat kararı almış ama dinleme kayıtları hala dosyada. Beraat kararıyla beraber artık o kayıtların da ortadan kaldırılması, imha edilmesini sağlayan düzenlemeyi çıkardık ve bu da bugün insanımızın yararlanacağı şekilde geçtiğimiz aylarda kanunlaştı ve hizmete girdi, bu konuda yürürlüğe girdi. Değerli katılımcılar, kişilerin kurumlarla paylaştığı bilgiler de yine hukukun koruması altındadır. Vatandaş bu bilgileri verirken devlete ya da ilgili kuruma, kişilere ben sana güveniyorum, bu bilgileri gözün gibi korursun, inanıyorum diyor. Dolayısıyla bu anlamda bütün kurumlar ve başta idare bu sorumluluğu bir hakkın yerine getirmesi lazım. Vatandaş güvenerek verdiği bu bilgileri yarın başka yerlerde medyada, sağda solda ifşa edilecek bir hale gelmediğinden emin olması lazım. Böyle bir şeyle karşılaşmaması lazım. Bu konuda güvenin boşa çıkmaması konusunda bütün kurumların büyük bir hassasiyeti sürdürmesi gerekmektedir. Ben inanıyorum ki artık herkesin kendi kişisel verilerinin güven içerisinde olduğu, her kişinin kendi işiyle uğraşıp başkalarının kişisel alanlarının, özel hayatlarının böyle bir şekilde peşinde değil, bu anlamda kişisel verilerin korunduğu, hukukun da bu korumayı en güçlü şekilde yaptığı, daha iyi uygulamaların olduğu bir gelecek temenni ediyorum. Selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum.